Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda statik dersi rijit cismin düzlemde dengesi konusunda ikinci örneğimizi çözeceğiz. Yandaki şekilde yükleme durumu verilmiş olan gerber kirişinde mesnet tepkilerini ve bağ kuvvetlerini hesaplayınız. Kiriş üzerindeki yayılı yüklemeler Q eşittir 3 kN bölü metre ve P eşittir 2 kN bölü metredir. Görmüş olduğunuz gibi şekildeki taşıyıcı sistem bir sabit mesnet bir de kayıcı mesnet ile tutulmaktadır. Fakat sistemin ortasında bir gerber mafsalı bulunmaktadır. Dolayısıyla çözüme başlarken serbest cisim diyagramının çizilmesi gerekir. Serbest cisim diyagramı çizerken G mafsalında oluşan bağ kuvvetleri sabit mesnetlerde bulunan mesnet reaksiyonları ile aynıdır. Yani görmüş olduğunuz gibi A mesnedinde bir yatay ve bir de düşey mesnet reaksiyonu bulunur. Aynı şekilde G mafsalı da bir düşey bileşen bir de yatay bileşine sahiptir. Fakat söz konusu mafsala ait bağ kuvvetlerinin yönü bir parçada nasıl seçildiyse diğer parçada zıt yönlü olacak şekilde seçilmelidir. Örneğin ekranın sol kısmında görmüş olduğunuz parçadaki GX ve GY reaksiyonlarının yönlerine bakacak olursak burada seçmiş olduğunuz keyfi yönler ekranın sağ kısmında bulunan parçada tam zıt olacak şekilde seçilmelidir. Yani sol taraftaki parçada GX sola doğru seçildiyse sağ taraftaki parçada GX sağ tarafa doğru seçilmelidir. Yine sol taraftaki parçada GY yukarı yönde seçildiyse Sağ taraftaki parçada ise G'ye aşağı yönlü seçilmelidir. GX ve GY'nin pozitif veya negatif değerleri sol parçada her ne ise sağ parçada da o değeri alacaktır. Örnek olarak bu şekilde yönleri seçtiğimizde GY eğer sol parçada 3 kN ise sağ parçada da 3 kN alınacaktır. Ve GX sol parçada eksi 4 kN ise sağ parçada da eksi 4 kN alınacaktır. Bu şekilde çözüm yaptığınızda karıştırma ihtimaliniz sıfırdır. Serbest cisim diyagramının çizilmesinin ardından her iki parçadaki bilinmeyen sayılarına bakılır. Görüldüğü üzere soldaki parçada ax, ay, gx ve gy olmak üzere 4 bilinmeyen bulunur. Sağdaki parçada ise gx, gy ve by olmak üzere 3 bilinmeyen vardır. Düzlemde denge şartlarına göre, 3 denge denklemi yazılabileceğinden, sağdaki parçadan çözüme başlanır. Çünkü 3 bilinmeyen, ancak ve ancak, 3 denge denklemi ile çözülebilir. Şekilde görünen parçada, denge denklemleri yazılırsa, sistem üzerindeki yatay kuvvetlerin toplamı, sıfıra eşit olmalıdır. Sistemde yatay kuvvet olarak sadece Gx vardır. Dolayısıyla, gx eşittir 0 sonucu bulunur. Yine sistemdeki bütün düşey kuvvetlerin toplamı 0'a eşit olmalıdır. Seçtiğimiz yöne göre sistem üzerindeki düşey kuvvetleri tek tek inceleyip denge denklemine pozitif veya negatif olarak yazarız. Örnek olarak yukarı yönü yani artı y yönünü pozitif seçtiğimize göre b'ye denge denklemine pozitif olarak girecektir. Gy ve 4 kN'lık kuvvetler ise seçtiğimiz yöne göre zıt yönlü olmaları sebebiyle denge denklemini negatif girecektir. Düşey denge denklemini yazdığımızda 2 bilinmeyen buluruz. Tek denklemden 2 bilinmeyen çözilemeyeceğine göre bir denge denklemine daha ihtiyacımız olur ki bu da moment denge denklemidir. Keyfi olarak seçtiğimiz yönden sonra toplam m eşittir 0 denge denklemini yazarız. İndis olarak görmüş olduğunuz gibi G harfini yazmış bulunmaktayız. Bu indis aslında bizim momenti hangi noktaya göre aldığımızı göstermektedir. Momenti G noktasına göre aldığımıza göre GY ve GX'in bu moment denge denklemine hiçbir katkısı olmayacaktır. Çünkü GY ve GX'in uzantıları G noktası üzerinden geçmektedir. Daha önce de belirttiğimiz gibi bir kuvvet üzerinden geçmiş olduğu bir noktaya göre herhangi bir moment oluşturmaz. Sistemde moment oluşturabilecek diğer kuvvetler 4 kN'luk kuvvet ve B'ye mesnet tepkisidir. 4 kN'luk kuvvet G noktası etrafında seçtiğimiz yöne göre sistemi pozitif yönde çevireceğinden dolayı denge denklemine pozitif olarak girecektir ve kuvvet çarpı kuvvet kolu yani 4 kN çarpı 1 metre olarak denge denklemine dahil olur. BY ise seçtiğimiz yöne göre sistemi negatif yönde yani saat yönünün tersine çevireceğinden dolayı denge denklemine negatif olarak girer ve BY çarpı kuvvet kolu yani 2 metrelik değer denge denklemine buradan gelir. Bu çözüm yapıldığında BY 2 kN çıkar ve BY değeri toplam FY eşittir 0 denge denkleminde yerine yazıldığında GY'de eksi 2 kN bulunacaktır. Dolayısıyla sağ parçadaki 3 üç bilinmeyenin 3'ü de çözülmüş olur. Çözüme devam edebilmek için sol parçaya geçmemiz gerekir. Sağ parçada bulduğumuz sayısal değerlerin aynılarını mafsallar için sol parçaya da yazabiliriz. Yani GY'yi burada eksi 2 kN bulduğumuza göre Sol taraftaki parçayı çözerken de GY'yi yine eksi 2 kN alırız. Görmüş olduğunuz gibi en başta sol taraftaki parçada 4 bilinmeyen varken şimdi GX ve GY'nin değerlerini bildiğimize göre sistemde 2 bilinmeyen bulunmaktadır. Dolayısıyla 3 denge denklemi yazılarak bu sistem rahatlıkla çözülebilir. Yatay kuvvetlerin toplamının sıfıra eşit olduğunu ifade eden toplam fx eşittir sıfır denge denklemi yazıldığında yataydaki kuvvetlere bakılır. Bir önceki parçada gx sıfır bulunduğu için ax'i dengeleyecek başka herhangi bir kuvvet olmadığı için ax de buradan sıfır çıkacaktır. Bir önceki parçada gy eşittir eksi 2 kN bulunmuştur ve bu değer Düşey kuvvetlerin dengesini yazdığımız toplam Fy eşittir 0 dengi denkleminde yerine yazılır. Seçtiğimiz yöne göre pozitif olan kuvvetler AY ve GY'dir. Negatif olacak kuvvet ise 4,5 kN'dur. AY artı GY eksi 4,5 eşittir 0 yazıldıktan sonra GY gördüğümüz yere eksi 2 kN değerini yazabiliriz. Dolayısıyla bu denge denklemi de çözüldüğünde AY eşittir 6,5 kN bulunur. Tüm mesnet tepkileri ve bağ kuvvetleri bulunduğuna göre soru çözümü burada sona ermiştir. Bu videomuzda statik dersi rigid cismin düzlemde dengesi konusunda ikinci örneğimizi çözdük. Sorularınızı ve isteklerinizi yorum kısmına yazabilir veya mühendisakademitv.gmail.com e-posta adresine gönderebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve gelecek eğitim videolarından haberdar olmak için Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ben Mehmet Öner Yelen. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder. Başarılar dilerim.